Her şey hazır Şener Bey. Ne Şener'i, ne Şener'i, sus eşeğim. Dostum Bey. Evet efendim, buyurun. Bakar mısınız acaba bu çorbanın içindeki nedir? Aman tanrım. Nedir acaba? Kıl mı? Evet, olabilir, evet olabilir. Ay ben bir an öyle deyince hani neye kıl oldunuz acaba diye merak ettim efendim. Neye kıl olacağım? Çorbanın içinden çıkara bakın. Resmen saç yumağı bu. Aman tanrım. Efendim, görüyorsunuz ki ben bir kıl bıyığım. Gerçi bütün hepsi döküse bu kadar etmez ama bazen beni dokunuyor yani. Ya kardeş bir susun ya. Şurada yemek yiyeceğiz ya. Allah Allah. Çok özür dileriz beyefendi. Rahatsız ettik. Kendimi tanıtayım. Ben Ahmet Mete Uzakara. Deprem müfettişiyim. Memnun oldum. Ne? Deprem mi? Evet Toraman Bey, karar verebildiniz mi acaba? Yani hiçbir şey anlamadım ki. Ya yok mu bu şefin tavsiyesi, salatası, çorbası? Bir filmde görmüştüm. Böyle şefin sipaşalı midir, nedir? Yok mu ondan? Olmaz olur mu Toraman Bey? Var tabii. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. O film burada çekilmişti zaten. Ya. Kardeş, pardon. İsim nasıldı sizde? Ahmet Mete Uzakara. Depremle ilgileniyordu müfettiş. Öyle mi? Zaten bir aya kalmaz. Hatta bir ay da değil. Bir hafta içinde burayı kapatayım diyorum. Neden? Çorbadan kıl çıktı diye mi? Estağfurullah. Kıllı mıllı alakası yok efendim. Burası depremde yıkılacak ilk yerlerden biri. Ne? Yıkılacak mı? Yıkılacak. Hatta çatır çatır. Çıkır çıkır. Yapma ya. Evet. Yahu sağ olasın kardeş be. Sağ ol, Allah razı olsun. İşimiz vallahi bu. Az daha dolandıracaklardı beni. Estağfurullah. Estağfurullah. Erken uyarı. Sağ ol, sağ ol. Şimdi göreceksin Çinli'yi, Finli'yi, adi herif. Demek ki kosana asılmak ha. Sen bittin oğlum, sen bittin. Evet. Avusta. Efendim Zümrüt Hanım. Masa iki siparişini hazırladın mı? Hazır Zümrüt Hanım. Ah çok iyi. Evet. Aman Tarık Usta bir aksilik olmasın ne olursun. Biliyorsun bu müşterimiz çok önemli, biliyorsun. Bilmez olur muyum Zümrüt Hanım? Biliyorum tabii ki. Nasıl? Adımın Tarık Usta olduğu kadar biliyorum onu. Ne kadar önemli oldu. Ben de yani şefin spesiyalini bir övdüm, bir övdüm. Toraman Bey nasıl sabırsızlığını tatmak için biliyor musun? Buyurun Zümrüt Hanım. Buyurun, aile salonumuz da var. Şefin şeysi hazır Zümrüt Hanım. Şefin şeysi mi? Evet, şefin şeysi. Evet. Tarık Usta. Efendim Zümrüt Hanım. Senin ayağına bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ne böyle zıplayıp duruyorsun deminden beri? Ha o mu? Böyle hani belki kilo veririm diye boş zamanlarımda böyle zıplıyorum. Hani rejim için yapıyorum. Öyle mi? Evet. Peki. Evet. Şimdi sen göreceksin şefin şeysini, adi herif. Evet Toraman Bey. Evet. İşte şefin şeysi efendi. Ya. Buyurun. Bu mu şefin şeysi? Bu mudur? Çok özür dilerim efendim. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Çok beyefendi, eğer isterseniz ben size menü vereyim. Siz buradan kendinize daha uygun bir yemek yiyin. Ya, istemez. Menüsüz istedik, bu geldi. Menünü kim bilir ne geldi. Ya Tarık Usta, bu ne rezalet ha? Tarık Usta, bu nedir bu ha? Nedir bu? Bu benim ayakkabım Zümrüt Hanım. Bakın bu benim hem de sol ayakkabım. Ne? Göstereyim size. Bakın, bu sağ ayakkabım, bu... Solda bir şey yok. Buradaymış yani. Şu anda boş ya. O anlamda diyorum. Vay helal vay ya. Şunları dökeyim içine.
Siz nereden buldunuz açıkçası bunu? Sünnet Hanım, ben 2 saattir bunu arıyorum ha. 2 saattir. Bakın, bağcığına da maydanoz koymuşlar. Ya ne kadar şakacı insanlar, öyle değil mi Sünnet Hanım? Dur şunu sökelim. takmaya şunları. Evet. Mayonezli ayakkabı ilk defa giyiyorum. Sünnet Hanım, bunu da size söylemiş olayım. Evet, bağcıklarım var bunun. Nerede? Ne olmuş bunlara ya? Giydim, böyle de güzel bir insan oldum. Yaşanan bütün bu aksiliklerden dolayı özür dilerim Toraman Bey. Yani inanın... Neyse, hiç önemli değil. Buyurun. Siz misafirsiniz, siz buyurun Toraman Bey. Restoranı almaktan vazgeçtim. Tahmin ediyorum tabii yani bütün bu aksiliklerden sonra. Yani aksilikler neyse de şu deprem müfettişinin söyledikleri yani. Deprem müfettişi mi? Neyse o da önemli değil. Buyurun siz bana ne diyecektiniz? Aslında ben de satmaktan vazgeçmiştim. Ya. İşte restorandan, çalışanlardan, ne bileyim işte her şeyden böyle birdenbire vazgeçemeyeceğimi anladım. Ya peki. İyi geceler. Size de iyi geceler Toraman Bey. İyi geceler. Güle güle.